Lokum taş birazcık daha uyusan anneciğim. Anlıyorum ama yani birazcık daha yani şöyle bir yarım saat daha uyusan mesela. Lokumtoş 7. ay şenliklerine hazırlanıyoruz arkadaşlar. Kokoş teyze balon şişiriyordu ama Kival'ı görünce tabii ki de. Luna! Luna! Yapma! Ve hadi şenlik hazırlıkları. Çözdüm çözdüm. Kokoş teyze balon şişirmeye çalışıyor. Nasıl çözdün? Gerçekten? Evet. Al. Sizin flamingosu olur da benim lokumtoşumun flamingosu olmaz mı acaba? Ne diyorsun Luna? Lina. Ve gerçek işe koyulur. Hadi bakalım gerçek. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Luna. Ve gerçek iş başında. Aşkım, en zorunu sana kilitledik. Arabada olmadı mı? Siz bunu şişirdiniz galiba şimdi. Hayır, biz bunu şişirdik. Biz de flamingo. Adil değil iş bölümü, anlamadım. Şey, ben kendi görevimi yaptım. Ben flamingomu şişirdim. Vatandaşa bırakıyorum. Adaleti. İşte sen büyük flamingo, ben küçük flamingo. Kival ona küstü diye çok morali bozuk olan Kokoş teyze kendini Kival'a adadı. Hadi pasta süsleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 7. Lokumtoş şenliklerine hoş geldiniz. 7. Lokumtoş şenlikleri. Ama toş uzak olacak. Yani bunu hiç düşünemiyor musun? Düşünemiyor. Ay, uzak olacak gibi gelmemişti bana. Geçelim üstünden. Evet. Anne çekil. Hayır. Hayır, onlar krem şanti olmamalı. Of. Allah'ım. Mesela. Bana diyor ki tişörtün diyor şey, takımın çok tatlıymış diyor. Sana giderken bana bıraktır. Tatlıymış demedim. Lokumtoş'a takım dedi. Onu bana bırak dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Bak bugün lokumtoş şenlikleri var dedim. Tam şenliklik istersen sen giy dedim ki. İstanbul'dan bildiğin giymek için getirdim lokumtoş şenliklerimi. Bugün herkese önümüzden gelen neredeyse yoldan geçen adamı durdurup diyecek ki kardeşim bunu bana zorla giydirdi. İşte aslında bu benim hiç tarzım değil falan. Ya bana ne giymeseydin o zaman. Herkes senin ne kadar çirkin bir karşılığına. Şenlikleri olmayacak oraya. Biraz daha geriden başla. Aaa! Makyajın atmış düzelsin. Sen sonra yaparız. Ne biçim bir brain'sin sen? Ha, sen videoya çekiyorsun, story yapmıyorsun. Evet. Ona göre söylesene. Gerizekalı. Story'ye kendin kesip koyabilirsin. Teknik bir hata yapıldı. İçeride şişirildi ve dışarıya nasıl çıkacak şu an onu düşünüyoruz. İmkansız. Geçer mi? Ha, o kapıyı da aç. Evet. Çıkar çıkar. Yalnız Luna'nın kaçışını gördünüz mü? Tamam mı? Ortasında ki ne alaka ya? Ya yalnız Luna'yı oraya hapsettiniz. O balondan korkuyor. Hayvancağız orada kaldı. Sırs. Lokumtoş şenlikleri. Nereye gidiyorsun? 7. lokumtoş şenlikleri. Yemekleri atlamak için uğraşıyoruz. Yemek verin bana. Teyzeyle baba sırf ona yetişmek için zaten şey yapmış. Ya sepet ya öyle sepet. Hello. Ne oldu anneciğim? Niye mutsuzsun? Babaya da kolunu asmış. Özlem gel gel Özlem yarım yarım. Gel. Yemek yemek istiyor. Gel. Yemek yemek istiyor. Evet. Onun yemeği var. Gerçek nereye koydun onun yemeğini? Çantaya getirdin mi? Reis geldi. Çantanın reis çok hızlı bir geliş. Evet, reis geldi. Dolaba koymanız lazım. Bu evimizin yeni üyesi. Evet, niye söylemedi? Ne? Hey, balonlarımız gitti. Uçtu. Anne! Anne! Anne!
kubaya bağlamak lazım onu. Çekiyor muydu? Bu hala gözü yemekte. Gel seni emzireyim anneciğim, gel. Reis sen çok oldun. Anneciğim sen yemeyeceksin. Bu ne kadar üzücü bir durum. Bir tane bir ders alacağım. Almışken al oğlum 10 tane. Değişik tatlar istiyorum. Evet. Açıyor ağzını ya. Ya açmaz oğlum, şu pastayı versek var ya. O hepsini yer. Mesela şeker pancarından o reçeli bitirdi. Mesela o zaman sizin gitmeden Bodrum'a şeyden alırız Natura'dan. Yine beyaz güzel şeyler var. Natura'nın sütü. Neyse şimdi lokumda değişik bir şey yemiş oldu. Gözünün önünde çocuğunu yiyip duruyoruz. Bakayım oraya ne kadar. Beğendi. Bayağı beğendi. Böreği beğendi. Beğenmez mi ya? Bir de dişleri olunca ne olacak acaba? Gerçekten mi ya? Gördün sen bunun alttaki dişini. Ya ben bir tadına bakabilir miyim o böreği? Sen daha bakmadın mı onun tadına? Parladan bana fırsat gelmedi. O zaman geçmiş olsun. Bak 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 bak. Bak. Geçen iftar sofrasında bir gün titriyor. Ya. Çok üzüldüm. Ne yaptı sana? Ben sana özel börek yaparım. Geç verdi. Bu nasıl bir... Bildiğin gözünden yaş gelerek ağladı yani. Ve ellerimi sıkı sıkı tutuyorum. Evet, havuz. Haydi soyunalım o zaman. Evet, yediğin börekleri lokum. Çocuğun adını söyleyemiyoruz ya lokum demekten. Evet valla. İsmi lokum kaldı. Parla'da var orada. Tamam, reis geldi Parla. Allah tipe bak. Börek verin. Ay Allah'ım. Çocuğuma börek verin çabuk. Bir şey üzülmüş benim kızım. Memecin üstünden bir şey sürmüş ya. Kızarmış. Ah. Oha. Gözün doysun. Oha. Hiç önemli değil onun için gözünün doyup doymaması. Götürebilirim. Oha ne kadar attı ağzına. Bizim yemeyen bir çocuğumuz olmayacak galiba. İnşallah. Öyle derler. Baksa. Yesin. Değil mi kız reisi? Ay kıyamam. Sök sök bir şey yapmadım. O sökmen lazım artık onu pat diye. Gel güneşe. Güneşe gidelim. Boydan tutardım zaten direkt. Güneşe gidelim. Evet, keşke gülseydin gerçekten. Tutuyorum işte. Şu an yüzüyor. Şu an yüzüyor ve çok mutlu. Ayaklarına yüzüyor. Bak bak, ayaklarından tutma da çırpsın ayaklarını. Tamam. Bilir değil mi? Anne. Her yerden ben çıkacağım. Anne yok olma hala. Yok ol tonton. Oluyor mu? Lokum Tosh teyzesiyle flamingo keyfi yaparken. Benim reisi farklı yere girmek istedi. Yapacak bir şey yoktu. Dersene beni. Kendi kendine takılıyor orada. Ben çocuğuma. Tamam al senin olsun. Al. Börek nerede? Çocuğa. Ama gerçek güneşlenecekmiş. Evet Bücür. Bücür de orucunu açıyor arkadaşlar böyle. Bizim sadece kan kişiler. Sabah işe gitmeden açıyordum. İşe giderken kapatıyordum.